ESEF organizasyonunun düzenlendiği BTK Ankara binasından ilk röportajımızı yapıyoruz. Şu anda karşımızda Emlak Katılım Bankası siber güvenlik uzmanı Mustafa Altınkaynak var. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Konumuzla ilgili ve bu organizasyonla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bizi dinleyen herkese öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum. Bugün eSafe organizasyonu bünyesinde aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan siber güvenlik eylem planının beyaz şapkalı hackerlar tarafından nasıl anlaşıldığı ve neler yapılması gerektiği ile ilgili konuşmalar gerçekleştirilecek. 3 fazdan oluşacak bu etkinlikte. Etkinliğin bu eylem planına ilişkin gerçekleştirilme faaliyetlerinden bahsedilecek. Bugün ben de bu etkinliğe ilişkin olarak eylem planı kapsamında beyaz şapkalı hackerların neler yaptığını, neler yapması gerektiğini ve regülasyonlar tarafından nasıl desteklenmesi gerektiği ile ilgili konuşmalar gerçekleştirmeye çalışacağım. Peki beyaz şapkalı hacker ne demek? Tabii aslında beyaz şapkalı hacker 3 farklı renk, daha doğrusu 3 farklı şapka rengiyle ifade edilen hackerlar var. Bunlar beyaz, siyah ve gri şapkalı hackerlar. Beyaz şapka olarak ifade edilen hacker tipleri genellikle kurum sistemlerine zarar vermeden elde ettikleri bilgi birikimlerini, teknik yeterlilikleri kurumların faydalarına kullanan kişilerdir. Bunlar hiçbir şekilde sistemlere zarar vermeden buldukları güvenlik açıklıklarını raporlarlar ve akabinde ilgililerine, karar alıcılara bu raporları iletirler. Peki siz burada bir konuşma yapacaksınız. Konuşmanızda nelere değineceksiniz? Tabii. Bugün konuşma başlığının içerisinde siber güvenlik eylem planına ilişkin olarak beyaz şapkalı hackerların bu eylem planında ne kadar aktif rol oynadığıyla alakalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz yıllardan itibaren beyaz şapkalı hackerların bu eylem planına ne kadar müdahil olduğunu, ne kadar rol üstlendikleriyle alakalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Peki her kurumun, her uluslararası kurumun bir beyaz şapkalı hacker ekibi olmalı mı? Evet, aslında nitekim ulusal boyutta da düşünecek olursak, uluslararası boyutta da düşünecek olursak her kurum kendi içerisinde beyaz yakalı, beyaz şapka olarak ifade ettiğimiz güvenlik uzmanlarına sahip oluyor. Eğer böyle bir uzmana sahip değilse zaten üçüncü parti kurum ve kuruluşlardan hizmet alabiliyor bu noktada. Ama en az siyah şapkalılar kadar teknik yeterlilikleri yüksek beyaz şapkalı hackerları sistemlerde barındırmış olması güvenlik açıklıkları noktasında hızlı aksiyon alınması doğrultusunda fayda sağlayabiliyor kurumlara. Peki siz içinde bulunduğunuz kurum ya da genel anlamda ekosistem içerisinde yaşadığınız en büyük olay nedir? Veya şöyle söyleyeyim, beyaz şapkalı hackerların engellediği olay nedir? Beyaz şapkalı hackerlar biraz önceki ifade ettiğim gibi en az siyah şapkalılar kadar teknik bilgileri yüksek olan arkadaşlardır. Dolayısıyla herhangi bir siber saldırı gelmeden beyaz şapkalı hackerlar tarafından bu saldırı simüle edilebilir. Bu da olası bir gerçek siber saldırı esnasında neler yapılabileceğini gözler önüne serebilir. Nitekim bir senaryo nezdinde bir tatbikat olabilir ve bu tatbikatın neticesinde izleme ekiplerinin yetkinlikleri ölçülebilir aslında. Peki kaç kişilik bir beyaz şapkalı ekip olması lazım? Aslında bu kurumun sahip olduğu kaynaklarla doğru orantılı bir şey. Buradaki personel sayısı, varlık sayısı, korunması gereken varlık sayısı doğru orantılı olarak artacaktır. Çünkü ne kadar sistem varsa o kadar sistemi görüntüleyebilmeniz gerekecek. Göremediğiniz bir şeyi koruyamazsınız. Dolayısıyla varlık sayısı arttıktan sonra doğru orantılı şeklinde beyaz şapkalı hacker sayısının da kurum nezdinde artırılması gerekmektedir. Peki bu kötü niyetli, art niyetli hackerlar neden hep bankaları seçiyorlar saldırmak için? Aslında bu art niyetli hackerlar dediğimiz kişilerin birçok motivasyonu var. Bunların başında da para geliyor, sıcak para geliyor. Dolayısıyla finans kuruluşları da doğru orantılı olarak bu anlamda hedef alınabiliyor. Doğrudan siber güvenlik farkındalığı olmayan şahısları da hedef alabiliyor bu saldırganlar. İlk hedefleri tabii ki para oluyor. İkincisi de farklı motivasyonlardan beslendiğini ifade etmiştim. Bir ideolojik sebeplerden dolayı hedef sistemleri saldırı gerçekleştirmiş olabiliyor. Hatta geçmiş yıllarda farklı firmalarda rekabetçi anlayış neticesinde farklı firmalara saldıran hackerlar da ortaya çıkmıştı. Peki beyaz şapkalı hackerlar nasıl çalışır? Beyaz şapkalı hackerlar da dediğim gibi nitekim siyah şapkalılar kadar teknik bilgileri yüksek olan arkadaşlar. Onların da mesai saati olmaksızın 7 gün 24 saat esasına dayanarak çalışmaları gerekiyor. Çünkü bizler eğer ki mesai saatlerine uygun bir şekilde çalışırsak siyah şapkalı hackerlar dediğimiz saldırgan hackerlar herhangi bir şekilde mesai saatini gözetmeksizin saldırılar gerçekleştirebiliyor. Nitekim beyaz şapkalılar da aynı şekilde sürekli diken üzerinde, sürekli tetikte bekleyen kişiler konumundadır. Peki bu yazılım açıkları nasıl doğuyor acaba?
Aslında yazılım güvenliği, uygulama güvenliği dediğimiz noktalar siber güvenlik farkındalığı olmayan yazılım geliştirici arkadaşlardan kaynaklı olabiliyor. Dolayısıyla siber güvenlikte birinci faktör insan faktörü. Eğer ki insandan kaynaklı bir yazılımsal noktada bir açık çıkarsa ya da güncel olmayan bir kütüphanenin kullanımı bile yazılımdaki bir güvenlik açığını ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla ilk yapılması gereken insan faktörünün güvenli yazılım geliştirme noktasında eğitilmiş olması. Peki tüketicilere, yani bir bankayla alışveriş yapan tüketiciye bir hackerla ilgili ne bilgi vermek istersiniz? Kötü bilgi, kötü amaçlı bir hackerla ilgili ne anlatmak istersiniz? Nasıl dikkatli olmalı? Tabii son kullanıcıların aslında çok daha dikkatli olması gerekiyor. Eğer ki kaynağına güvenmediği, telefonlarına kaynağına güvenmediği noktada da herhangi bir aplikasyon kurmamaları gerekiyor. Çünkü bu aplikasyonlar telefonunu aldığı izinler neticesinde yönetebiliyor ve uzaktan müdahale şansı tanıyor saldırganlara. Eğer ki kaynağına güvenilmeyen, gerçekten Play Store, App Store, App Market gibi noktalardan indirilmeyen uygulamalarsa doğrudan saldırgan amacı güdebiliyor bu uygulamalar. Birinci dikkat edilmesi gereken şey telefona yüklenen uygulamalardır. İkinci dikkat edilmesi gereken şey internet alışverişlerinde sanal kartın kullanılmış olması ve üzerine belirli bir limit tanımlanmış olması saldırganların açıkçası saldırı yüzey alanını daha da küçültüyor. Çünkü sizler yeni bir sanal kart oluşturduğunuzda buna bir miktar limit tanımladığınızda saldırganlar o kart numarasını ele geçirse dahi sadece sizin belirlemiş olduğunuz limit kadar alışveriş gerçekleştirebiliyor. O yüzden son kullanıcılara buradan temel iki tavsiyem: telefonlarına güvenilir kaynaktan aplikasyon kurulması, İkincisi de internet alışverişlerinde güvenilmeyen adreslerden alışveriş yapmamakla birlikte sanal kart tercih etmiş olmaları. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, hoşça kalın.